Biraz sonra Kara Murat yakalanmış olacak. Şimdi beni iyi dinleyin. İçinizde Kara Murat kimse ortaya çıksın. Eğer onu bize teslim etmezseniz hepinizi kazağa vuracağım. Meşhur Kara Murat filmleri repliğidir. Hanginiz Kara Murat? Söylemezseniz hepinizi kazığa oturtacağım. Kara Murat yanındadır ama onun bundan haberi yoktur. Hele mesela Devler Savaşıyor filminde işler daha trajikomikti. Gizlenmek için Sünepe Mora valisi kılığında Mora'ya gelen Kara Murat'ın baş köşede oturduğu salona kadını ve erkeği de Türk köylüler doldurulur. Hain Rum Kani Paşa'nın hain kardeşi Davut köylülere sorar. Hanginiz Kara Murat? Be Davut abicim, oldum şimdi ya. Kadını ve erkeğine birlikte sorulur mu şimdi bu soru? Ya kadınlardan biri oradan seslense, Kara Murat benim. Yapar mı? Yapar. Türk kadını o. Türk kadını deyince şöyle bir 10 dakika duracaksın. Hani sana şöyle anlatayım. Futbolu, bildiğimiz futbolu, erkek oyunu diyebiliriz değil mi? Hayır efendim, Türk kadınının oyunudur. Şaka yapmıyorum ha, çok ciddiyim. Profesör Ahmet Taşağıl, Çin'de geçirdiği onca yıldan sonra döndüğünde Çin kaynaklarına dayanarak futbolun Türk kızlarının oyunu olduğunu söyledi. Çin kaynaklarının söylediği devirlerde, kaydettiği devirlerde daha futbolun beşiği denilen İngiltere ve İngilizler henüz tarih sahnesinde yoklardı bile. Kızlarımız keçeleri sarıp top yapar ve oynarlarmış. Çok çekişmeli ve heyecanlı geçermiş. Adı da tepükmüş. Yanisi şu. Türk kadını deyince duracaksın şöyle. Kara Murat benim diyorsa da hiç yabana atmayacaksın. Kim bilir belki o maskenin altındaki erkek değil de bir kızdır. O maskeyle hani insanları kılıçtan geçiren bir kız da olabilir. Hiç yabana atma bunu. Ama sen yine de önce erkekleri ayırıp bir sorgula bakalım. Adet yerini bulsun. Hanginiz Kara Murat, bak kaza oturturum hepinize. Sonra o klişe şovu başlar. Alandaki tüm erkekler sırayla Kara Murat benim der. Öldüreceksen beni öldür hain Davut. Senin zalim askerlerini maskesiyle kılıçtan geçiren Kara Murat benim. Aslında çok uzun yıllar dalga geçtik klişeyle. Ama şimdi ne yapalım biliyor musunuz? İşin dalgasını bir tarafa bırakalım da şu yüce gönüllülüğün hele bir altını çizelim. Kendini toplumuna adama var mı? Var. Kardeşlik duygusu var mı? Var. İnce düşünce var mı? Çok ince düşünce var. Asalet var mı? Dibine kadar var. Hani bizim bir İbni Haldun var ya, İbni Haldun'a sorsan oradan kandaşlık var, kandaşlık diye bağırırdı. Onun jargonunda kandaşlık yüksek oranda toplumsal dayanışma demektir. Bunların hepsi o kanıksayıp geçtiğimiz klişede vardı. Ne enteresan değil mi? Kendi kendisinin yüce hasletleriyle de dalga geçebilen bir milletiz biz. Özellikle bizim kuşak bu Kara Murat benim yüce gönüllülüğünü çok yoğun yaşadı. Bakın sağa da böyleydi, solu da böyleydi. İnsanlar kendini arkadaşları ve toplumlar için feda ederdi. O kadar kanıksamıştık ki artık dalgasını geçmeye başladık. Onun peşinden geldi özgüven yılları. Anne ve babalar çocuklarına ezik yetişmesin, azıcık da bencil olsun diyerek özgüvenli ve bireysel olmayı öğretti. Ondan sonra zaten kayış koptu. Biliyorsunuz o dönemin insanları özgüvenli çocuk yetiştireceğim, benim çocuğum ezik davranmayacak filan deyip çocuklarını öyle bireysel yetiştirdiler ki bir sonraki nesil inanılmaz bencil olmaya başladı. Ne var biliyor musunuz?
bazen toplum için kendini feda etmeye hazır olan insanların yanında. Hani malum insanlar. Onları hep görürüz. Basında şurada burada rastlarız. Koca bir Türk milletine kendini her an feda etmeye hazır insanlardır bunlar. Bir mücadele verirler. İşte o insanların yanında keşke 83 milyon tek bir ağızdan bağırsak. Kara Murat benim. Sağlıcakla kalın.